Merhaba Mastermind izleyicileri. Uzay, insanlık tarihi kadar uzun süredir ilgi çeken ve merak uyandıran bir yer. Güneş sisteminin gizemleri tamamen anlaşılmaktan çok uzak ve üstesinden gelinmesi gereken pek çok zorluk barındırıyor. Ay'a ulaşılmasından bu yana onlarca yıldır Mars, insanlığın yeni hedefi haline geldi. İşte Mars'ın uzaklığı ve neden henüz kızıl gezegene ulaşamadığımızla ilgili bilmeniz gerekenler. NASA'nın kesintisiz çabalarına karşın kızıl gezegene astronot yollamak yakın zamana kadar uzak bir hedef gibi görünüyordu. Ancak artık uzay ajansına göre gelecek 20 yıl içinde Mars'a astronot indirmeyi başarabiliriz. Gezegenin kendisine ulaşmak bile başlı başına bir mücadele çünkü. Mars'ın Dünya'ya uzaklığı iki gezegenin Güneş etrafındaki yörüngelerine bağlı olarak 55 milyon kilometre ile 400 milyon kilometre arasında değişiyor. NASA'ya göre bu Dünya ile Mars arasındaki mesafenin ortalama 200 milyon kilometre olması anlamına geliyor. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nin internet sitesine göre eğer Mars'a mevcut uzay araçlarının hızıyla ulaşmak isterseniz bu yaklaşık 9 ay sürüyor. Mars'a yolculuk yapan insansız uzay araçlarının kızıl gezegene ulaşması 128 ila 333 gün arasında vakit alıyor. Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan fizik profesörü Craig Patton'a göre böyle bir yolculuk daha fazla yakıt harcayarak kısaltılabilir. Ancak bu ekonomik olarak çok akla yatkın değil. Dünya'dan Mars'a olan toplam yolculuğun zamanı fırlatmanın hızına, Dünya ve Mars'ın hizalanmasına ve uzay aracının hedefine ulaşması için gereken yolculuğun zamanına dayanarak değişiyor. Uzay ajansı, astronotları herhangi bir gezegene ulaştırmak için şu anda 5 aşamalı bir planı takip ediyor. Ancak bu plana göre Mars'a ulaşıp geri gelmek en az 3 yıllık bir süre alacak gibi görünüyor. Mars'ın yalnızca 55 milyon kilometre uzakta olduğu gerçeğine dikkate alırsak ve Mekik'in saatte 20 bin kilometre hızla yol aldığını düşünürsek, Mekik'in seyahatini 115 günde tamamlamasını bekliyor olabilirsiniz. Fakat tahmin edilenden daha uzun sürüyor. Bunun asıl sebebi hem Dünya'nın hem de Mars'ın Güneş etrafında bir yörüngede dönüyor olmaları. Mars'a direkt nişan alıp roketinizi öylece ateşe verip gidemiyorsunuz. Çünkü böyle yaptığınız takdirde oraya vardığınız zaman Mars çoktan hareket etmiş oluyor. Bunun yerine Dünya'dan fırlatılacak olan uzay mekiğinin tam da Mars'ın olacağı noktaya hedef alması gerekiyor. Mühendislerin öncelikli endişesi bir uzay aracını Mars'a en düşük yakıt kullanımıyla nasıl götürecekleridir. Robotlar uzayın saldırgan ortamını pek umursamadıklarından dolayı roket fırlatışının maliyetini düşürebildiğiniz kadar düşürmek gayet mantıklı bir hal alıyor. NASA mühendisleri bir uzay mekiğini Dünya'dan Mars'a en az miktarda yakıtla yollamayı olası kılmak için Hoffman transfer yörüngesi ya da minimum enerji ile transfer yörüngesi denilen yolculuk tekniğini kullanıyorlar. Teknik ilk olarak 1925'te bu manevranın ilk açıklamasını yayınlayan Walter Hoffman tarafından ileri sürüldü. Roketinizi direkt Mars'a hedef almak yerine uzay mekiğinin yörüngesini arttırıyorsunuz. Böylece Güneş etrafında Dünya'dan daha büyük bir yörüngeyi izliyor. Sonuç olarak bu yörünge Mars'ın yörüngesiyle kesişiyor. Üstelik tam da Mars'ın orada olduğu an. Eğer fırlatmayı en az yakıtla yapmayı istiyorsanız uzun yolu seçip yörüngeyi arttırmanız ve Mars'a olan yolculuk süresini yükseltmeniz gerekiyor. Mars'a gidecek astronotların sağlığı bilim insanları ile araştırmacılar için birkaç nedenden ötürü başlıca zorluklardan birini oluşturuyor. Transitional Research Institute for Space Health, yani uzay sağlığı için Translasyonel Araştırmalar Enstitüsü'nün yöneticisi Dorit Donoviel'e göre ilk neden bu yolculuğun uzunluğu. Astronotlar yaklaşık 3 yıl boyunca uzakta olacakları için ortaya çıkacak herhangi bir sağlık sorunuyla Dünya'dan uzakta baş edebilmeleri gerekecek. Ve bu en küçük hastalıkların bile
endişe yaratacağı anlamına geliyor. Donoviel şunları söylüyor. Örneğin uzayda basit bir böbrek taşına sahip olmak bile yaşamı tehdit edici olabilir. Herhangi bir uzay görevinde gerçekleşebilecek bu sıradan sıkıntıların yanı sıra uzayın ve uzay aracının son derece tehlikeli ortamında bulunacaklar. Dolayısıyla kendi sağlık bakımlarını sağlamaları gereken bir durumla uğraşmamız gerekecek. Araştırmacılar aynı zamanda astronotların küçük bir alanda uzun zaman bulunmalarının neden olabileceği yolculuğun psikolojik etkilerini de hesaba katmak zorunda. Astronotlar gezegene ulaştıklarında Mars'ın uç noktalarda gezen ve günlük 170 dereceye varan sıcaklık değişimleri nedeniyle uzay kıyafetlerinde kapalı kalmaya devam edecekler. Tüm bunların yanı sıra ortalama sıcaklığın sıfırın altında bulunması ve gezegen atmosferinin büyük oranda karbondioksitten oluşması gibi sorunlar da var. Mars'a giriş yolunun süresini kısaltmak için inanılmaz teknolojiler önerilse de mühendisler denenmiş ve doğru bildikleri minimum enerji transfer yörüngesi metodunu kimyasal roketleriyle kullanmaya uzun bir süre daha devam edecekler. Diğer tekniklerin yaygınlaşması ve Mars'a olan yolculuğun yarı yarıya azalması için önümüze daha onlarca yılın olduğu gözüküyor. Ama kim bilir, belki de düşük maliyetli bir teknoloji geliştirilir ve o kadar beklememiz gerekmez. Bilimin ışığında bilimle dolu günler dileğiyle. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.